Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Kasım 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, 1 Kasım'da 9 derece Akrep burcunda yeni ay doğuyor. Kasım'a yeni ayla başlıyoruz. Yeni başlangıçlar, yeni değişimler için güçlü bir motivasyonumuz olabilir bu ay. Ancak Akrep biliyorsunuz krizlerle, dönüşümlerle ilgili bir burç. Dolayısıyla biraz bizi enerji anlamında zorlayabilir. Özellikle sabit burçlarımız daha fazla etki alıyorlar ki siz de bir sabit burçsunuz sevgili aslanlar. Dördüncü evinizdeki yeni ay duygusal konularınız, özellikle aile, ev, yuva temalarınız, ailevi ilişkileriniz, ebeveynlerinizle ilgili konularda önemli tesirler getirebilir. Şimdi yeni ayın yöneticisi Mars, Yengeç burcunda 29 derecede yerleşmiş durumda. Sizin 12. evinizde olacak. Plüto ile karşıt açıda ki zor bir açıdır. Mars Plüto karşıtlığı ayın ilk günlerinde baskın görünüyor. Bu durum özellikle biraz sizi endişeli, kaygılı yapabilir. İşte aile konularında olabilir. Ebeveynlerle ilgili belki böyle bir sağlık konunuz var. Evle ilgili bir emlakla ilgili bir gündeminiz olabilir. İş hayatınız, çalışma koşullarınız ya da bunlarla ilgili bir dönüşüm içerisinde olabilirsiniz. Biraz böyle akraba ilişkileri, yakınlarınız, hani ebeveynlerinizi etkileyebilecek ama dolaylı olarak sizi de etkileyebilecek konularda bazı baskılar olabilir. Yani bir yakınınızın hastalığı gibi ya da bir kaybı gibi ve benzeri konular örneğin. Şimdi duygusal süreçlerimizi iyi yönetmemiz gereken bir dönem. Bununla birlikte tabii ki 12. evde bir Mars olduğu için güvenliğinize dikkat edin her anlamda. Maddi güvenliğiniz, yaşadığınız mekanların güvenliği, bilgi paylaşımı, iş hayatınızda özellikle beraber çalıştığınız kişilerle ilgili alanlarda iş güvenliği, işte rakipler, düşmanlarla olan konulardaki her türlü duruşunuz, tavrınız, yani bunlara dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Sağlığı ihmal etmemek lazım. Sağlık konularına her anlamda dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Şimdi bu biraz krizli bir yeni ay. Etkileri de uzun vadeli olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa sabit burç olarak sevgili aslanlar yeni ay size daha fazla temas edebilir. Daha fazla tesir alabilirsiniz. Mars hemen ayın başında aslana geçecek. Bakın hani burada önemli bir enerji geçişi var ama Mars burada Aralık başında retroya geçeceği için biraz gölgeli çalışıyor. Gölgeli çalışıyor. Etkilerine dikkat etmek lazım. Mars'ın çok fazla kışkırtmasına gelmemek lazım. Çünkü Mars burada sizi kışkırtabilir. Enerjinizi bir anda arttırabilir. Özgüveninizi arttırabilir. Ben yaparım, ederim tarzı böyle bir harekete geçebilirsiniz. Öfkeli davranabilirsiniz. Agresyon oluşabilir. Ama bu sizi zarara sokabilir. Dolayısıyla hani Mars'ı iyi yönetmek lazım. Evet, enerjinizi, motivasyonunuzu arttırabilir. Ancak gereksiz riskler almayacağız. Para konularında da, girişimlerde de, burada kavgacı bir tutumda olabilirsiniz. Çünkü sabit bir enerji, özellikle Mars Aslan'da daha saldırgan olabiliyor. Burada önem vermemiz gerekiyor. Şimdi Aralık'ın başında burada retroya geçecek. Uzun bir süre 2025'in ilk aylarında da Yengeç Burcu'na tekrar geri dönecek. Gerileyecek. 18 Nisan'a kadar Mars tekrar Yengeç Burcu'nda olacak. 18 Nisan'da tekrar burcunuza geçecek. Dolayısıyla şöyle düşünmek lazım. Aslında bu ay etkisi altında olduğunuz konular, özellikle ayın ilk yarısında, ilk haftasında, belki de hani Nisan ortalarına kadar sizi etkileyebilecek konular. Yani düşünmeden hareket ederseniz bunlarla daha fazla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. İşte gizli düşmanlıklar olabilir bunlar, ya da hani kendi kendinize zarar vermek, yani ya da kendi kendinizi riske atmak gibi konular olabilir. Bunlara lütfen dikkat edelim. Sağlık konuları tabii ki önemli dedik. Kazalara falan dikkat edelim. Özellikle tüm bu etkileri düşündüğümüzde. Merkür Yay burcunda 3 Kasım'dan itibaren. Şimdi Merkür Yay'da 5. evden geleceği için yani burada biraz daha sizi düşünce anlamında daha iyimser, daha neşeli hale getiriyor. Yani konuşmalarınız, işte sosyal alanlardaki iletişimleriniz keyifli olabilir. Yayda bir Merkür zaman zaman çok pervasız, böyle yani altından kalkamayacağı sözler verebilir. İşte çok iyimser düşündüğü için gereksiz girişimlerde bulunabilir. Özellikle Mars'ta Aslan'a geçince hani bu etkiyi daha fazla alabilirsiniz. Böyle 5, 6, 7 Kasım civarı falan. İşte para konularında da olabilir bunlar.
ya da işte aşk hayatınızda ilişkilerle ilgili olabilir. Çocuklar konusunda daha keyifli ve enerji veriyor. Çünkü birazdan çocukları düşünme, çocuklarla ilgili kararlar verme, işte eğitim konuları, belki böyle bir kursa başlamak ya da kendi ilgilendiğiniz bir hobinize zaman ayırmanız, spor yapmanız ve benzeri konularda aslında burada Merkür sizi daha fazla olumlu anlamda etkiliyor. İletişim gücünüzü de arttırıyor. Ancak Merkür de retroya geçecek ay sonu. O yüzden Merkür'ün enerjilerini ayın ilk 3 haftası içerisinde daha rahat kullanabilirsiniz. Bunu da unutmayın. 20 Kasım'da Plüto artık Kova burcuna tamamen geçiyor. Biliyorsunuz son 1 yıldır Plüto Kova burcuna bir geçiyor, bir geri dönüyor filan. Ama 20 Kasım'da tamamen yerleşecek. Önümüzdeki artık 20 yıl tamamen Kova burcunda olacak. Jenerasyon gezegeni olduğu için daha çok toplumlar üzerinde işte bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal alanlarda önemli etkiler, dönüşümler, gelişmeler getirebiliyor Plüto gezegeni. Ancak tabii ki sizin için de bireysel olarak önemli çünkü tam karşıt burcunuza geliyor. Aslan Kova aksına. Dolayısıyla burada özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz ilk derecelerde ise 0, 1, 2, 3 derecelerde ise hemen bu Plüto geçişin tesirlerini alabilirsiniz. Önümüzdeki yılda bu devam edebilir. Biraz daha hani ilişkilerde güçlü mücadeleler de olabileceği gibi her türlü ilişki dinamiğinde ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, eşle ilgili konularda da burada Plüto'nun tesirleri çok hayatınızda dönüştürücü olabilir. Ve 15 Kasım'da 24 derece Boğa burcunda bir dolunay var. 10. evinizde geleceğe ait istikrar, güven arıyorsunuz. Toplumsal statünüz, kariyeriniz konusunda aslında gerçekten hayatınıza sürpriz bazı düzenlemeler de getirebilir bu dolunay enerjisi. Yöneticisi Venüs Oğlak burcunda olacak. İş hayatınızı önemli ölçüde etkileyeceğini söyleyebilirim iş ve mesleki konularda. Belki mutlu olmadığınız bir işiniz var. Evet, ayrılabilirsiniz bu işten. Çünkü Uranüs değiştirici bir etki var orada. Ama sürpriz bir iş teklifi, sürpriz bir terfi, hani sürpriz bir mesleki alanda bir fırsat da karşınıza çıkabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza yine bakınız. Özellikle güneşiniz, yükselen burcunuz 24 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın sizin için çok daha önemli bir etkisinin olacağını söyleyebilirim. Genel olarak aslında kariyerinizde, geleceğe ait planlarınızda bir istikrar arayışınız var. Bununla ilgili önemli mesajlar getiriyor ve önemli yol ayrımları getirebilir size. Bu dolunay etkileri sevgili aslanlar. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçecek. 5. evinizde parlamaya başlayacak. Burası daha eğlenceli bir alan, daha keyifli bir alan. Ama biliyorsunuz hani Merkür zaten orada hareketliydi. 26'sından sonra Merkür gerilemeye başlayacak. Şimdi 26'sından sonra biraz 5. ev konularını mercek altına almanız lazım. Burada bir yavaşlama, bir gözden geçirme, dikkat gerektiren konular var. Belki gerek sosyal hayatınızda gerek romantik ilişkilerinizde hani yanlış anlaşılmalar olabileceği gibi belki bazı kararlarınızı gözden geçireceksiniz. Ya da çocuklarla ilgili hayatınızda düzenlenmesi gereken eksik kalan konular var. Bunlara tekrar bir eğileceksiniz. Bu dönemde çok da hızlı karar almamak gerekiyor. Özellikle para harcarken, alışverişlerde, yatırımlarda mümkün olduğunca temkinli olun. Nostaljik etkiler getirebilir ama hani özellikle sosyal ilişkilerinizde, gönül ilişkilerinizde biraz hani eskilerle bağlantıları, haberleşmeleri, ilginç tesadüfleri karşınıza çıkarabilir bu dönem sevgili aslanlar. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ve ayrıca Instagram'da bulunan 12 Burç kanalımızı da takip edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum.